Gerçek yüzüm ortaya çıktı. Kısa olmak güzel oğlum. Otobüs yolculuklarında çok rahat sığarsın koltuklara. Bunun gibi bir sürü bahane sıralayıp kısa olmanın iyi olduğunu savunuyorlar değil mi? Değil oğlum, iyi falan değil. Gidiyorum alışveriş merkezinde M arıyorum. Medium. Ekstralar, ekstralar, ekstralar. Ebesini diyorum bu ne ya? Son zamanlarda öyle. Danone nesidir gidiyor. Biriyle tanıştım. Selam kardeş, selam abi falan. Ve 11 yaşındaymış çocuk. Nasıl uzamış biliyor musun? Uzamasını annesi yetiştirememiş. Pantolon alamamışlar çocuğa. Öyle uzamış. Merhaba. Ay, GDO durumu var memlekette. Ben gelişmediğim için mutluyum. Ben organiyim. Benim kısa olmamın sebebi benim organik olmam. Biz keser sapı mıyız? Biz keser sapı mıyız mı? O kendini ne yerine koyduğunla alakalı bir şey. Üzerine havlu koysan düşmez gibi mi? Kısaların kendine uydurduğu bahaneler. Kadınlarda ne var yani, topuklular? Var. Bir şeye bahane buluyorsan zaten o konuyla ilgili sıkıntın var demektir. Kısalıkla ilgili bahane buluyorsan sıkıntın var demektir. Arkadaşım var benim 2.14, daha yüzünü görmedim çocuğun. 5 senelik arkadaşım, diz kapağından tanıyorum. Kim o? Benim. Mesela Oğuzhan boy gel diyorlar bana yazın. 3 kere boğuldum ben. Kısa olmanın çok büyük avantajları da var ama. Kavgada mesela. Diyeceksiniz ki oha, kavgada asıl tam tersi olmaz mı? Kısa boylu olmak dezavantaj değil midir? Kafana böyle vururum diyorsun değil mi? Boyunuzun ya. Böyle bir şey yok. Ben uzun boylularla çok kavga ettim. Ne tepki veriyorlar biliyor musun? Sizin belanı diyorum. Böyle yapıyorlar bak. Sen de duydun mu? Bu ne lan? Korkup ölen oluyor. Tövbe estağfurullah. Hemen cin suresi. Bu avantajdır kısa boylular için. Sanırım değildir. Ha, dezavantajı var uzun boylu kızlarla sevgili olmanın mesela. İlk buluşma. Elinde çiçekler. Aşkım, aşkım, aşkım. Kızdaki ifade. Ama yatakta çok iyiyimdir. İçeride de sağa sola yumruk atıyorum sevk alsın diye. İyiyim aşkım, kım, kım, kım. Mesela kara tren için çok iyi diyorlar. Gecikiyor çünkü. Belki de hiç gelmiyor. Sabaha kadar. Bu seviyeye geldik mi ya? Ben AVM'ye gidiyorum, kapı açılmıyor ya. AVM'nin önünde böyle öyle. Güvenlik görevlisinin beni aşağılar ama bir taraftan da çaktırmamaya çalışır halleri. Bozuk galiba. Bozuk, bozuk. Hani pisuvarda işersin, çekilince otomatik sifon çalışır ya. Ben işerken sifon çalışıyor biliyor musun? Çekildim zannediyorum. Fotosörünün içindeki mekanizma. Gitti mi lan, gitmiştir bir şey. Ver suyu ver. Oğlum bak orada bir şey var, ayıp olmaz. Yok lan. Oh, yok ya. Sonuç olarak kısa boylu olmak kötü bir şeydir. Ben şarkıcı olduğum için ve burada YouTube'da program yapıp birçok takipçiye sahip olduğum için bir tık öne çıkıyorum. Yani bana sosyal medya otomatik olarak 15 santim veriyor. Herkesin algısı değişiyor. Benim boyum 1.73. 15 santim koy üstüne ne yapar? Bana normalde sümüğünü fırlatmayacak kızlar benimle evlenir misin diye bana mesaj atıyor. Bir tanışalım mı da yok. Benimle evlen. Evlen. Babamın elini öp diye mesaj atmışlar. Ne oluyor a**ayım? Testim.